Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size çok güzel böyle çıtı pıtı bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapımı da bir o kadar kolay. Evet arkadaşlar şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar iki çiçeğimin arasındaki şu aralık arkadaşlar tığ battı mesafem 8 tane. Bu aralıktaki tığ battım arkadaşlar 8 tane yapıyorum. Şimdi arkadaşlar tığ battı ile ilk başlarken de aynı şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. 2 zincir çekip 1 2 tığ içine sık iğne ile sabitledik. 8. tığ yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tığ battı mesafemi verdim. 3 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2. Bu şekilde buraya bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. 4 zincir. Dönüyorum arkadaşlar. Şöyle ters tarafına. Bu yaptığım trabzanımın arasından girip 4 zincirimi buraya kapatıp buraya küçük bir yuva yaptım. 10 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9 ve 10. Zincirlerimi sıkı sıkı çektim arkadaşlar sert olması için dallarımın. Bu yaptığım 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. İlk dalımı yapıyorum. Yine 10 zincir. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 ve 10. İkinci arkadaşlar 10 zincirimi de bu yuvaya kapatıyorum. Tekrar 10 zincir. 7, 8, 9 ve 10. Evet arkadaşlar bu 4 zincirli yuvaya bu şekilde 3 tane dal yaptım trabzanımın arasına bir sık iğne yapıyorum bu şekilde daha güzel duruyor arkadaşlar dallarımız 3 zincir hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde sabitliyorum Evet ağacımızın gövdesi bu da 10 zincirden arkadaşlar üç tane de dalı şimdi arasına şu 8 tığ battı mesafesini vereceğim arkadaşlar. 8 gayet iyi gördüğünüz gibi muntazam ne çok ne az. Orta kare arkadaşlar. Siz de bu şekilde 8 tığ battı yapabilirsiniz. Tabi zincirlerimi tığ battılarımı da ikişer zincir çekerek yaptım arkadaşlar. 1, 2 zincir tığ battımın içine girip tığ battı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Kapattım. 2 zincir Bakın arkadaşlar bu şekilde tığ battılar yapıyorum. 2 zincir 4 2 zincir 5 6 7 ve 8 Yine tığ battı. Mesafemiz 8 olarak verdim arkadaşlar. Bu şekilde veriyoruz. 3 zincir 3 zincirimi çektim. Bir defa tığın başını doluyorum. Yandaki tığ battıya 1 2 2. 3 seferde aldım. 1 2 3 4 zincir. Çeviriyorum arkadaşlar bu şekilde. Çevirdim. Hemen kapattım 4 zincirimi. 10 zincir. 7 8 9 ve 10 zincir. Düz yüzüne dönüp buradaki 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bu birinci dalım. Yine 10 zincir. Evet arkadaşlar bu şekilde kapattım ikinci dalım. 10 zincir kapatıyorum. İlk çimenin arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Ağacımızın gövdesini dallarını yapıyoruz. Trabzanın arasına bir sık iğne ile girdim. 3 zincir çekip yandaki tığ battı arkadaşlar. Bu şekilde tam ortasından girelim. Sabitledim. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekerek bu şekilde yine 8 tane tığ battı mesafesi veriyoruz. 2 zincirimi çektim. Yandaki tığ battıya girdim. Kapattım. 2 zincir yandaki tığ battıya girip kapattım. 8 tane tığ battı mesafesini bu şekilde veriyorum arkadaşlar. Sonra dört kenarı bitiriyoruz ve sonra çiçeklerini yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeklerimizin yapımına geçiyoruz. Çiçeklerimizin yuvasını yapmak için arkadaşlar ilk önce şöyle ters tarafından başlayacağız. İlk sık iğnemi ilk buan zincirli 2 primin arasına yaparak başlıyorum. 6 zincir. Bir defa doladım tamam başına. Hemen arkadaşlar ortadaki yuvaya girip 1 2 2. 10 zincir. 10 zincirimi çekiyorum. Bir defa dolayıp ortadaki yere 1 2 2. Bakın arkadaşlar ikinci yuvamda bu şekilde. Aynı yuvanın içine yaptım. Yine 6 zincir çekiyorum. İlkinde olduğu gibi sık iğne ile arkadaşlar son 10 zincirliği yeşil yuvama bu şekilde sabitliyorum. Evet çiçeğimiz için yuvalar bu şekilde hazırlanıyor arkadaşlar. Dallarımızın üzerine yuvaları hazırladık. Bir zincirle şöyle düz yüzüne döndüm. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen dibine bir sık iğne yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi dibine kirpik olarak kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar bir sık iğne, 5 zincir. Hemen 5 zincirimi aynı yuvanın içine kapatıp kirpiğimi oluşturuyorum. Şimdi bir sık iğne, bir sık iğne, 5 zincir. Bu şekilde ilk yuvamıza 3 tane kirpik yaptım arkadaşlar. Yapıyoruz. Yine dibine bir sık iğne. Evet bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. İlk yuvamın 3 kirpi. Şimdi arkadaşlar ortadaki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde geçiş yapıyorum. 5 zincir. Tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Bir sık iğne. Yine 5 zincir. Kapattım bir sık iğne, beş zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Üç kirpiğim oldu. Yine yanına bir sık iğne yapıyorum. Beş zincir. Kapattım. Dibine bir sık iğne. Beş zincir. Kapatıyorum. Dibine bir sık iğne yapıyorum. Evet, ikinci sıramada arkadaşlar yani ikinci yuvamada 5 kirpikten oluşan yuvamı yaptım. Bir sık iğne ile üçüncü yuvama geçtim. 5 zincir. Kapattım arkadaşlar bu şekilde yanına bir sık iğne. 5 zincir kapatıyorum. Buraya ikinci kirpiğim. Bir sık iğne daha yapıyorum. Yine 5 zincir üçüncü ve sonuncu kirpiğim arkadaşlar bu şekilde dibine de bir sık iğne yapıyorum şunu da unutmayın arkadaşlar koparmadan önce muhakkak yeşil yuvamızın içine de bir sık iğne ile de sabitliyorum bir zincirimi çekip şu şekilde ipimi koparıyorum arkadaşlar şimdi ipimi kopardım şu şekilde arkasını tarafını çeviriyorum kenarda yanık izi fazla olmaması için buradan iki ilmek alıyorum arkadaşlar arka tarafından Şöyle ipimi arkaya doğru çekip bu şekilde ipimi kısalttım. Şöyle bir de çakmak deyip yapıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir de açık pembe olanını yapalım. Evet arkadaşlar. Şöyle yine ters tarafını çeviriyoruz. Tersinden yuvamızı yapacağız. İlk 10 zincirli dalımızın içinden sık iğne ile sabitliyoruz. 6 zincir 6 zincirimi bu şekilde çektim bir defa doluyorum hemen arkadaşlar ikinci yuvamın içine 1 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 10 zincir çekiyorum ortadaki yuva için 3 4 5 6 7 9 10 bir defa doladım arkadaşlar tığımın başına aynı ortadaki yeşil yuvamın içine 1 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. 6 zincir. Hemen arkadaşlar sonuncu yuvamızın yeşil yuvamızın içine de sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Döndüm düz yüzüne. Sık iğne ile ilk yuvamın içine girip sabitliyorum. 1-2-3-4-5 zincir. Kapattım arkadaşlar. Buraya ilk kirpiğimi. Bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Kapatıyorum. Sıradaki. Hemen bir sık iğne, beş zincir, üç kirpiğimi yapıyorum. Beş zincirimi çektim. Üçüncü ve sonuncu kirpiğimi yaparak yanına bir sık iğne yaptım. İlk yuvamı bu şekilde tamamladım. Ortadaki yuvaya sık iğne ile geçtim arkadaşlar. Buraya 5 tane kirpik yapacağım. İlk ipliğim için 5 zincirimi çektim. Kapattım. Bu şekilde. Bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. İkinci kirpiğim. Sık iğne bir yaptım. 5 zincir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde buraya da 5 tane kirpik yapacağız. Hemen sık iğnem 5 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. 5'e tamamlayacağız. 4 oldu. 3 4 5. 5 zincir kirpik olarak kapattım. Dibine bir sık iğne. Hemen yanındaki yuvaya bir sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar. ikinci yuva 3. yuvaya geçiyorum. 5 zincir. İlk iltiyim. Bir sık iğne. 5 zincir kapattım. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5. 3. kirpiğim. Bir, bir sık iğne. Hemen arkadaşlar yeşil yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekip ipimi koparttım. Bu şekilde arkadaşlar. Arkada yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle bayağı bir yaptık arkadaşlar. Daha önce sizler için hazırlamıştım bu şekilde. Kalıp gibi yapılışı da gördüğünüz gibi hiç bozulmuyor. Yapımı da kolay. Zincir çekmeyi bilen dediğim gibi herkes yapabilir. Farklı bir işlemi yok. Sadece zincirle ilerliyor. Kolay, güzel, çıtı pıtı, zarif bir model oldu arkadaşlar. Muhakkak yapmanızı da tavsiye ederim. Böyle artan ipleriniz de varsa minik minik ipleriniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar iplerinizi de. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.